Herkese merhaba. Asus Zenfone 15 geçtiğimiz günlerde tanıtılmıştı, Türkiye lansmanı yapılmıştı ve hemen ardından Zenfone serisinin 4, 5 ve 6 inç ekranlı modelleri Türkiye piyasasına giriş yaptı. Elimdeki Zenfone 5, 699 liralık bir peşin satış fiyatına sahip ve bu telefon test merkezimize ulaştı gördüğünüz gibi. İçerisinde Intel Atom Z2580 işlemci, bunun çift çekirdekli bir işlemci var içerisinde. 5 inç 720p ekran. Bu telefonun bir diğer özelliği aynı zamanda 8 megapiksel kamera da var. Gördüğünüz gibi kutusu henüz açılmamış şekilde jelatin üzerinde durur şekilde geldi Asus Zenfone 5 ve bu telefonun açılışını hep beraber gerçekleştiriyoruz. Detaylı incelemesi de çok yakında Teknoblog'da olacak. Hemen açılışımızı yapalım. Şöyle uygun açacak bir nokta arayalım. Gördüğünüz gibi Asus ürünleri Bilkom tarafından dağıtılıyor ve üzerinde bir tane Bilkom güvencesi garanti servis hizmeti şeklinde bir kitapçık var. Kutuya iliştirilmiş. Hemen gördüğünüz gibi alttan jelatini yırtarak açılışı gerçekleştiriyoruz. Şurada bir tane daha bant var. Herhalde o bandı çekersem kolaylıkla açarım. Evet, aynen düşündüğüm gibi oldu. Karşınızda Zenfone 5 Asus'un orta segment Android telefonu. Biliyorsunuz artık orta segmentte teknik özellikler çok daha gelişkin hale geldi. Çok daha üstün özellikleri daha uygun fiyatta bulmak mümkün oluyor. Asus Zenfone 5'te işte böyle bir akıllı telefon. Dediğimiz gibi 5 inç 1720p ekran, çift çekirdekli Intel Atom işlemci bu telefonun başarılı özellikleri arasında yer alıyor. Tasarıma baktığımızda oldukça hoş, şık bir tasarımın söz konusu olduğunu görüyoruz. Elimizdeki beyaz renkli model, farklı renkleri de var Asus Zenfone 5'in. Onlardan bir tanesini de seçebilirsiniz dilerseniz. Arkada 8 megapiksel kamera ve LED flash var. Hoparlör altta dikkat çekiyor. Intel logosu ve Zenfone logoları da aşağıda arka bölümde yer alıyor. Önde 5 inç ekran var. Ekran altında görmüş olduğunuz gibi kapasitif dokunmatik navigasyon tuşları var. Önde de bir kamera var. Sağ kenarda ses tuşları ve güç butonu yer alıyor. Üste ikinci mikrofon, gürültü bastırma özelliğine sahip ikinci mikrofon ve 3.5 mm kulaklık jack var. Aşağıda da ana mikrofon ve micro USB portunu görüyoruz. Bu şekilde bir akıllı telefon Zenfone 5. Bunun açılışını birazdan yapacağız. Şimdi devam edelim. Kutuda başka neler çıkıyor? Onlara bakalım. Bir gördüğünüz gibi garanti kitapçı, kullanım kılavuzu, kulaklık, gördüğünüz gibi seyahat şarj adaptörü ve USB kablosu kutudan çıkan diğer aksesuarlar arasında yer alıyor. Şimdi Asus Zenfone 5'in ilk açılışını ve kurulumunu gerçekleştirelim. Daha sonra da bu telefonda neler var neler yok hep beraber göz atalım. Evet, kurulum işlemi tamamlandı ve karşımızda Asus Zenfone 5'in ana ekranı yer alıyor. Asus Zenfone 5'te gördüğünüz gibi özelleştirilmiş bir kullanıcı arayüzü var ve oldukça şık görünüyor bu kullanıcı arayüzü. Uygulama menüsü gördüğünüz gibi Android'in temel kullanıcı arayüzüne bağlı kalınmış temel olarak. Ancak çeşitli düzenlemeler de yapılmış. Google Play Store'a hızlı bir kısa yol söz konusu. Aynı zamanda uygulama menüsüne baktığımızda da çeşitli Google uygulamalarının yüklü olduğunu görüyoruz. Bunun yanı sıra çeşitli araçlarda, uygulamalarda mevcut. My Asus uygulaması var. Omlet Chat, Party Link. Bunun yanı sıra Splendid, Share Link, What's Next, Asus Web Storage gibi uygulama ve araçlarda Asus Zenfone 5'te yüklü olarak geliyor. Ana ekranda gördüğünüz gibi saat, tarih ve hava durumu bileşeni var. Zenlink adı verilen gördüğünüz gibi bir kısa yol klasörü var. Bunun içerisinde de PC Link, Remote Link, Share Link ve Party Link gibi bağlantılar var. Google uygulamaları ana ekranda ulaşılabilen bir klasöre saklanmış. Ve Asus klasörü içerisinde de gördüğünüz gibi Asus'un eklemiş olduğu çeşitli uygulamalar var. Bunun yanı sıra yerleşik olarak gelen takvim, hesap makinesi, saat gibi uygulamalar var. Tüm bunlara hızlı şekilde ana ekrandan uygulama menüsüne girmeye gerek kalmadan ulaşabiliyorsunuz. Aktaracaklarımız şimdi bu kadar. Asus Zenfone 5 ile ilgili olarak dediğimiz gibi çok yakında detaylı incelemesi Teknoblog'da olacak Zenfone 5'in. Şimdilik bu kadar. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.